Değerli meclislerimiz, değerli basın mensupları, kıymetli çalışma arkadaşlarım, Horoslar Belediye'mizin Ekim ayı meclis toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Gündemimizin birinci maddesi açılış ve yoklama. Yoklama yapıyorum. Gündemimizin ikinci maddesi saygı duruşu ve eşitlik marşının okunmasıdır. Şimdi sizleri başka Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu, ardından İstiklal Marşı'na davet edeceğim. Bir önceki birleşime ait tutana göre edilip görüşülmesidir. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeni'nin 11. maddesi gereğince tutanaklar tarafınıza gönderildi. Tutanakların doğruluğunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğine kabul edilir. Gündemin 4. maddesi belediyemizin 2022 mali yılı performans programının kapsamının görüşülmesidir. Teklif okuyalım. Horoslar Belediyesi 2022 mali yılı performans programı 2020-2024 dönemi stratejik planına uygun olarak ve belediyemiz 2022 mali yılı tahmini bütçesini esas teşkil edecek şekilde hazırlanmıştır. 5.000 sayılı belediye tahmininin 18. maddesinin A bendik gereği Horoslar Belediyesi 2022 mali yılı performans programının görüşülerek kabul edilmesi hususunda arz ve teklif ederim. Aslında Aşçı Yılmaz, belediye başkanı. Belediyemizin 2022 mali yılı bütçe taslağı ile 2023-2024 yılları tahmini bütçesinin görüşülmesidir. Kanun ve yönetmelik uyarınca 2022 mali yılı bütçe tasarısı ve 2023-2024 mali yılları tahmini bütçelerine hesaplanarak yazımız Ekim'de sunulmuştur. 5.393 sayılı belediye kanununun 32. maddesi hükümlerine göre 2022 yılı için meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için verilecek olan huzur hakkının belirlenmesidir. Gündemin 10. maddesi, Toroslar Kaymakamlığı İç Canlanma Komutanlığı'nın sorumluluk bölgesinde bulunan içkili yerlerin belirlenmesine ilişkin imar ve mühendislik komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu'nun ortak raporunun görüşülmesidir. Rapor okuyalım. Karar. Belediye Meclisimizin 02.09.2021 tarihli 116 sayılı ara kararıyla İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu havale edilen iş yeri açma çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğinin 30 ve 31. maddeleri gereğince Horoslar Kaymakamlığı İlçe Canlanma Komutanlığı'nın sorumluluk bölgesinde bulunan Şanlıurdere, Işıktepe, Doğru Kulkepeci, Ayvak, İlgi, Bekir Alan'ın mahallelerde tespit edilecek olan içkili yerlerin belirlenmesine ilişkin teklif incelemiştir. Değerli meclis üyelerimiz, dilek ve temenniler bölümüne geçmeden önce meclisimizin bu ay bütçe ayı olduğundan ikinci birleşimini yapacağız. Meclisimizin ikinci birleşimini 20 Ekim 2023 Çarşamba günü saat 14'te gerçekleştireceğiz. 30 Eylül itibariyle 2,5 yılı geride bırakmış durumdayız. Yol, asfalt, parke, altyapı çalışması yaptık. 2,5 yıl içerisinde yaptığımız asfalt miktarı 67 bin ton. Parke miktarı 425 bin metrekare. Şunu iddia ediyorum. Bırakınız ilçeleri, birçok il bile bu kadar zamanda, bu kadar yüksek miktarda, yüksek tonajda çalışma yapmadı. Yapmamıştır demiyorum, biliyorum, yapmadı. Bunu sonuçlarını aslında sahada da görüyoruz, anlıyoruz. Birkaç hafta önce kış bastırmadan vatandaşımızla bir araya geldik istedik. 28 köyümüzü ziyaret ettik. Burada karşılaştığımız teşekkür oldu, takdir oldu. Bu da bizi mutlu etti. Vatandaşımızın yaptığımız hizmetlerden memnuniyetini bildirmesi bizi de memnun ediyor, mutlu ediyor. Ha şunu da söyleyeyim, iş bitecek mi? Bu kadar binlerce ton, binlerce metrekare iş yaptık. İş hiçbir zaman bitmeyecek. Çünkü biz bir taraftan yapıyoruz, bir taraftan bölgemiz dinamik bir bölge olduğu için efendim su için, elektrik için, internet için, telefon için, başka tesisat için sürekli bir kazı var, sürekli bir çalışma var. Kurumlardan da şunu istiyoruz, bunu hem yazılı olarak hem sözlü olarak söylüyoruz.
belli koordinasyon toplantılarında da dile getiriyoruz. Her kurumun bir yatırım programı var, bir çalışma programı var. Kendi programını yürütüyor. Ama kurumlar arası koordinasyon bu konuda yeterince iyi değil. Çalışma programları herkes tarafından paylaşılsa, bir mahalleye birden çok kurum aynı anda girse, hem telefon, hem su, hem elektrik için kazılar bir seferde yapılsa, biz de bunun tamiratını yapsak vatandaşımıza daha konforlu bir ortam sağlayabiliriz. Arıza durumlar hariç. Arıza durumlar olağanüstü durumlardır. Onlara söyleyecek bir şeyimiz yok. Ama yaptığımız çalışmanın %20'si, %30'u kadar yeniden kazı çalışması yapılıyor. İyi niyetle buradan bir kez daha dile getirmiş olayım. Kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması, vatandaşın kentteki konforunun daha artması açısından koordinasyonun daha fazla artması, sağlanması gerekiyor. Gündemin 12. maddesi, dilek ve temenniler bölümünde söz almak isteyen bir üyemiz var mı? Değerli Başkanım, Rize Devleti'ye yapılan bir hizmeti dile getirmek istiyorum. Engellilerle alakalı bir yıldır spor yapmaktadır. Güzel bir şeydir. O çocukları en azından evden çıkarıyoruz. Tabii engelli ailesi olmayan bir insanın engelliliğiyle ne kadar ilgi, alaka göstermesi gerektiğini anlamak mümkün değildir. Ancak engelli bir aile bunu anlar ki Allah'a şükürler olsun onlardan biri de benim. Bir yıldır çocuğumu evden alıyorlar, haftanın 4 günü getiriyorlar. Çocuğun 10 günü bekliyor. Bu size teşekkür ediyorum. Sosyal belediyecilik anlayışını benimsiyoruz. Vatandaşımızın toplumdaki her grubun, her insanın her türlü derdi, sıkıntısı bizi ilgilendiriyor. Sistemimiz her geçen gün oturuyor. Bunun en büyük örneğini 17 günlük kapanma döneminde yaşadık malumunuz. Çıktık özgüvenle, dedik ki her türlü sıkıntımızda bizi arayın dedik. Herhangi bir limit sınır koymadan. Bizzat ben söyledim. Doğrudan söyledim. 444-433 numaralı telefonumuzu verdik. 60 binin üzerinde çağrı aldık. Yaklaşık 50 bin civarında gıda komisi yaptık. Kriterleri biraz daha geliştirdik. Dedik ki bu dönem özel bir dönem, ülkeye girdiği dönemdir. Esnaf da sıkıntıya girdi, şey nedeniyle, pandemi nedeniyle. Yaraları saralım dedik, insanımız birbiriyle ilgilenmeyecektir. Ve bunun çok güzel geri bildirimini aldık, vatandaştan memnuniyet aldık. Bu projemizin adı Gönül Bağı'ydır. 17 günlük kapanma döneminde uyguladığımız Gönül Bağı'nın sürekli hale getirdik. Gönül Bağı çalışması yapıyoruz. Arkadaşlarımız düzenli olarak kapı kapı geziyorlar. Hangi evde kim var? Genç mi var? Yaşlı mı var? Çocuk mu var? Engelli mi var? Durumu nedir? İhtiyacı nedir? Önce veri oluşturuyoruz. Daha sonra da düzenli olarak ziyaretler yapıyoruz. Veri olmadan strateji olmaz. Strateji olmadan da verimli çalışma yapmak mümkün değil. Daha da geliştirmek bizim görevimiz. Daha da geliştirmek için çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşımızın yüzü gülünce, memnuniyet gösterince biz de memnun oluyoruz, mutlu oluyoruz, motive oluyoruz. Daha iyisini aramak, bulmak, vatandaşımıza getirmek de bizim görevimiz. Biz bunu kişisel, siyasi kariyerimizle ya da başka bir şeyden öte medeniyetimizin en önemli unsuru olan merhametimiz, şefkatimiz bizim bir parçası olarak görüyoruz. Bunu bir görev olarak görüyoruz. Sosyal bir görev olarak görüyoruz. Ve bundan memnuniyet duyuyoruz. Yine Gönülbağı projemiz kapsamında geçen hafta yeni bebeği olmuş iki ailemizi, Demirtaş Mahallemizi ziyaret ettik. Güzellik yaşadık, mutluluk yaşadık. Bizim gözümüzde bir isim koyma merasimimiz var. Kulağına ezan okuma, ismini koyma merasimimiz var. Bu merasimimizi gerçekleştirdik. Ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Hizmeti vatandaşın ayağına ne kadar götürebilirsek o kadar mutlu oluyoruz. Memnun oluyoruz. Yeni binamızla ilgili çalışmamız devam ediyor. Biliyorsunuz bakanlıktan iznimiz geldi. Çalışmalara devam ediyoruz. İnşallah birkaç ay içinde işlemleri tamamlayıp belediyemiz ülkesine orayı geçirmiş olacağız. Ve 2022 yılının çeyreğinde de
hizmete açmış olacağız. Vatandaşımıza daha güzel, daha ferah, daha havadar, otopark sıkıntısı olmayan merkezi, efendim, hizmet kalitesini daha da yükselttiğimiz, süreçlerimizin daha da hızlandığı, personelimizin birbiriyle koordinasyonunun daha da iyi olduğu bir ortamda hizmet etme şansı bulacağız. Bundan heyecan duyuyoruz. İnşallah o günde heyecanla hep birlikte o açılışı yapacağız.